Tabii ki de benim için ilk sezon biraz zor başladı ama bütün Galatasaray camiasına çok teşekkür ediyorum. Çok sahip çıktılar ilk başta bana ve ilk senemde şampiyonluk yaşadım. En büyük hedefimdi ve hedefime ulaştım. Böyle bir durum var bu sene. Gerçekten büyük bir performans gösterdi ve hep performansından sonra, ilk performansından sonra bütün gazeteciler tek bir soru sordu. Neden? Transfer dönemindeki bir konuşmadan Abdülkerim bu kadar para eder klasik haline geldi. Çünkü rakip takımı sizi biraz küçümseyerek söylediği bir cümleydi bu. Ve siz buna nasıl bir cevap verdiğine inanıyorsunuz şampiyonluktan? Ben ilk başta şunu söyleyeyim. Ben sadece futbola odaklandığım için her zaman en iyi bireysel performansımı vermeye çalıştım. Ki takımıma da bu sene çok katkıda bulunduğumu düşünüyorum. Çok şükür mutlu sona ulaştık. İnşallah seneye daha da bunun üstüne çıkmaya çalışacağım Allah'ım. Evet, Marko'yu da unutturdum Galatasaray taraflarına. Tabii ki başta da söylemiştim. Marko benim de beğendiğim bir futbolcu. Ama büyük Galatasaray taraftarını unutturabildiysen ne mutlu bana. Son soru olsun. Çok soracağım. Yani inanılmaz bir performans sıkıntı görüyorum öncelikle. Sonra da aslında tabii sürekli bir başlayamıyor. Elektronik kart versiyonu olsun bu. İkinci başlayıp var. İkinci antajı ondan sağ olun. Kendi adına veya takım adına. Hani kırılma abi. Dediğiniz bir an var mı senin için? Böyle dinlenip gördüğünü seçim ya. Tabii ki ben sezona biraz şanssızlıklarla başladım. Ama daha önce dediğim gibi Galatasaray taraftarı arkamda durdu. Bana özgüveni verdi, hissettirdi. Benim için kırılma maçı içerideki Alanya maçımızdı. Çok iyi futbol oynuyorduk. 2-0 öne geçtik ve ondan sonra bazı sebeplerden dolayı maç berabere bitti. Ama bizim orada gösterdiğimiz reaksiyon çok iyiydi. Ondan sonra da zaten müthiş bir ivme yakaladık. Mutlu sona ulaştık. Çok sene Abdülkerim. Galatasaray formasıyla sıradaki hayalim nedir? Galatasaray formasıyla sıradaki hayalim, Allah nasip ederse Şampiyonlar Ligi'ne gidebilirsek orada ilk 11'e girebilmek. Son Abdülkerim. Kamuoyunun büyük bölümünün takdiri sezonun en iyi stoperi olarak sen gösteriyorsun. Sezon başında geldiğinde acaba mı diyenler vardı ama sen çok iyi performans gösterdin. Nelson'un da tabii ki katkısı var. Beraber oynuyoruz ama sezonun en iyi stoperi sen de söylüyorsun. Sen misin? Tabii ki Nelson'la çok iyi anlaşıyorduk. İkimiz de birbirimize uyum sağlayabildik. İkimiz de iyi bireysel performans gösterdik. Önemli olan bizim için hani sezonun stoperi olarak seçilmek değil de az gol yemekti. Biz de bu hedefimize ulaştık. Teşekkür ederiz Abdülkerim'e.